Merhaba arkadaşlar, Kuzey'den yine selamlar. Evet, kitimizi tamamladık. Bugün sürüşlerini yapacağız. Şu an 8 selle süreceğim. 2 tane 4S lipo bataryayı seri bağladım. Bakalım, biraz rüzgarlı ama yaklaşık 3 metreye yakın kanat uzunluğu olduğu için zannediyorum herhangi bir problem olmaz inşallah. Motorumuzu bir test edelim önce. Evet. Normalde 14 selle sürecektim ama fart hız ünitesi yandığı için artık fabrikaya çıkışı bir hata mı oluştu bilmiyorum. Şu an sadece otta sel, yani 8 selle sürüyorum. En kısa zamanda 14 selde sürüşünü yapacağım. Bakalım nasıl bir güç ortaya çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Flapslarımız full flaps, yarım. Rüzgarımız, evet, yavaşça hazırlanalım. Evet. Kumandamız Spectrum Days DX8 jenerasyon 2. Yaklaşık 6 dakika bir sürüş zamanı var. Evet, gayet güzel. Biraz fazla rüzgarlı ama yakından biraz geçebilirsem full flapslı. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel. Yani bu yüksek kanattaki şu olaya bayılıyorum. Çok yavaş bir şekilde az bir gazla ya uçak resmen segel uçak dediğimiz aynı onun gibi süzülüyor. Bu arada ağırlığımız 8 kilo. Kanat uzunluğu 2,75. Gövde uzunluğu 2 metre. İniş takımlarını ben 1,25 veya 1,30'luk kub dediğimiz yaylı veya işte amasörlü veya lastikli mi artık ne derseniz. Öyle bir iniş takımı aldım. Çok harika. Hiçbir şekilde hissettirmiyor. Titreşim, yani titreşim dahi yaptırmıyor inişte. Şöyle biraz daha yakın geçmek istiyorum. Modelimiz Hungarian Valiant. Bu arada söylemeyi unuttum. Şöyle ufaktan biraz 3D deneyelim. Sekizsel lityum gayet başarılı. Yani bu tür uçaklarda zaten fazla bir aerobatik veya 3D beklentiniz olmasın. Ama tabi 14 selle nasıl bir durum ortaya çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Onun sürüşünü haftaya yapacağız. Bakın resmen süzülüyor uçak. Rüzgar şu an 8 metre saniyede. Gayet başarılı. Hiçbir şekilde trim yapmadım. Şöyle biraz yüklenmek istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Gayet başarılı. Biraz daha yakından geçmek istiyorum.